Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle İlk Adım Derebahçe Samsun sınav güzergahını gezeceğiz. Arkadaşlar sınavımız başladı. Sol sinyalle kalktık. Güzergahımıza başladık. İlk Adım Derebahçe sınav güzergahımız. Sınavda aynalarımızı kontrol ediyoruz. Sol şeridi işgal etmiyoruz. Mümkün olduğunca sağdan gitmeye çalışıyoruz. Arkamızdan gelen araçlara yol vermeliyiz. Kilometre hızımız en fazla 50 olmalı. Üçüncü vitese çıkabiliyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağa gireceğiz. Sınavda ilk uygulamamız 25 metre geri gitme. Burada gördüğünüz gibi solda mavi tabela var. O hizadan 25 metre başlıyor. Sarı çizgiler var yerde. 25 metre aralıklarla. Nere müsaitse orada duruyoruz. Komisyon başkanı söyleyebiliyor nerede duracağımızı. Eğer sıkışıksa. Diğer kurs araçları da sınavda olacağı için. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağa yanaştık. Sarı çizgiye ön lastiğimizi eşitliyoruz. Durduk. Dörtlülerimizi yakıyoruz. Geri vitesimizi alıyoruz. Aracımızın düz olduğundan emin olalım. Sağ sol iç dikiz aynamıza bakıyoruz. Arkamızı kontrol ediyoruz. Düz bir şekilde geri gelmeye çalışıyoruz. Diğer sarı çizgiye kadar geliyoruz. Ön lastiğimiz şu anda geldi. 25 metremiz başarılı şu anda. Geri geldik. Sol sinyalimizle çıkıyoruz 25 metreden sonra. Devam ediyoruz. İkinci uygulamamız sınavda ani fren. Ani fren alanına yaklaşıyoruz. Ani frende herhangi bir işaret kullanmıyoruz. Yani dörtlü sinyal kullanmıyoruz. Eğer soldaysak sağa geçmek için sağ sinyali kullandık, kapattık. Solda görmüş olduğunuz levha, mavi levha ani fren alanının başlangıcı. Kilometremiz 30'u göstermeli. İkinci viteste olacağız. Komisyon başkanı dur dediğimiz zaman tam debriyaj frenle duracağız. Arkadaşlar ani frenimizi yaptık. Sol sinyalimizle sol aynamızı kontrol ederek çıkıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sol tarafı kontrol ediyoruz. Araç varsa duracağız, yoksa dar bir şekilde devam edeceğiz. Çift yönlü yol olduğu için dar girmemiz gerekiyor. Soldan araçlar geldiği için sinyalimizi verdik. Dar bir şekilde döndük. Güzergahımıza devam ediyoruz. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz virajda. Tabi sağ dönüşlerimiz dar oluyor her zaman. Takip mesafemizi koruyoruz. Çok fazla yaklaşmıyoruz öndeki araçlara. Sol sinyalimizi veriyoruz. Demir yolundan karşıya geçeceğiz. Geniş bir şekilde dönüyoruz. Burada park
park alanlarımız var. Paralel park, duba arası. Şimdi park yapacağız arkadaşlar. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Girmek istediğimiz alana yaklaşıyoruz. Park alanımıza geldik. Sağ sinyalimizle durduk. Sonrasında flaşörümüzü yakıyoruz, dörtlülerimizi. Parkımızı başarıyla yaptık. Dörtlülerimizi kapatıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sol aynamıza bakıp kontrollü bir şekilde yola çıkacağız. Parkımızı yaptıktan sonra güzergahımıza devam ediyoruz. Sırada L parkımız var. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Alanımızda durduk. Park alanımıza geldikten sonra sağ sinyalle durmuştuk. Sağ sinyalimizi kapatıp flaşörümüzü yakıyoruz. L parkımızı yaptık. Dörtlülerimizi kapatıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada da sol aynamıza bakıyoruz. Geriden gelen araçlara ve sol tarafımıza bakıyoruz. Müsaitti, döndüm. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sınavda çalışmalarda iki tane L park yapıyoruz. Biri şimdi yaptığımız, diğeri ise önde gördüğümüz sağdaki L park. İkisini de yapıyoruz. Sınavda yalnız bir tanesini yapacağız. Araç numaralarına göre değişebiliyor. Tekli, çiftli rakamlara göre herhangi birini yapacağız. Biz aşağıdakini yapmayı tercih ettik. Sol sinyalimizi verdik. L parklardan sonra en uç nokta buramız, burası arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Sol sinyalimizi verip devam ediyoruz. Kavşağa yaklaştık. Sol sinyalimizi verdik. Yokuş kalkış alanımıza doğru ilerliyoruz. Buraya geniş giriyoruz arkadaşlar. Sağımızdan araç geçmeyecek şekilde. Çünkü düz gidip duracağız. Sağımızı kontrol ettik. Araç yok. Devam edelim. Yokuş kalkış alanımıza yaklaştık. Mavi tabela görmüş olduğunuz gibi sağ sinyalimizi veriyoruz. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Sağ sinyal vermek zorundayız. Yerde sarı çizgimiz var. Ön lastiğimizi temas ettiriyoruz, duruyoruz. Durduk. Kalkışta sol sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Sol aynamızı ve iç dikiz aynamızı kontrol edip yokuş kalkışı. Yokuş kalkışımızı yaptık. Güzergahımıza devam ediyoruz. Herhangi bir uygulamamız kalmadı şu anda. Hepsini yaptık. Sadece trafik kaldı. Güzergahımızı tamamlayacağız. Hata yapmadan, sinyal hatası yapmadan, hız kurallarına uyarak güzergahımızı tamamlayacağız. Bu şekilde düz devam ediyoruz. Şerit değişikliklerinde sinyal vermeliyiz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Arkadan gelen araçlara yol vermeliyiz.
biraz hızımızı azaltıyoruz. Kasislerden önce frene basıp kasis yavaşlıyoruz arkadaşlar kasislerden. Sağ sinyalimizi verdik. Sağa yanaşıyoruz sağa döneceğimiz için. Eğer sağ doluysa park etmiş araçlar varsa soldan döneceğiz mecburiyetten. Işıklarda duruyoruz. Işıklara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı da veya sarı da geçmiyoruz. Yeşil ışık yandı. Sağ sinyalimizi vermiştik. Sağımıza dönüyoruz. Kavşağa yaklaşırken yavaşlıyoruz. Biraz önce de demiştim. Sol sinyalimi verdim. Işık olmadığından kavşak içindeki araçlar geçiş hakkına sahiptir. Burada sol sinyal veriyoruz. Çünkü tali yol girişi var arkadaşlar. Katılım var. Bundan dolayı sıkışmamak için sol sinyal verip soldan devam ediyoruz. Yani sağdan gelen araçlara yol vermiş oluyoruz. Sınavda acele etmeyelim. Işıklardan sağa döneceğimiz için önceden hazırlığımızı yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Araya giren bir araba var mı veya motosiklet yoksa sağ şeride giriyoruz. Önceden hazırlığımızı yapıyoruz. Yeşil ışığımız yandı. Sağdan devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yayalar için kırmızı ışık var. Bekliyoruz. Işık şu an sabit yanıyor. Şu an fasılalı olarak yanıp sönmeye başladı. Eğer yaya yoksa devam ediyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. İlk sağdan dar bir şekilde sağa döneceğiz. Yaya varsa yol veriyoruz.
Birazdan sağa döneceğiz arkadaşlar, Altısam Hastanesi'ne doğru. Soldan kontrolümü yapıyorum ilk önce. Kas var, yavaşlıyorum. Yaya varsa yol veriyorum. Solum boş. Sağ sinyalimi verdim. Sınavımız bitmek üzere. Son kavşağımız. 30 metre yaklaşırken sinyalimizi veriyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Kavşağa gireceğiz. Yeşil ışık yandı. Devam edelim. Düz gideceğimiz için en sağ veya ortayı tercih edelim. Dönüşte. Yeşil ışık yandı. Sağımızı kontrol ediyoruz. Yeşil yansa bile sağımızı kontrol edip devam ediyoruz. Çünkü sağımızda kırmızı ışıkta geçmekte olan bir araç olabilir. Her ihtimale karşı dikkat edelim. Başlangıç alanımıza yaklaştık. Sınava başladığımız yerde bitireceğiz şu anda arkadaşlar. Sağ sinyalimizi verdik. Ve sınavımızı bitiriyoruz. Şu anda başarılı olmuş şekilde bitirdik sınavımızı.